Nasıl gelecek? Bunun karşılığı gelecek mi? Çünkü şöyle bir mesela olasılıktan da bahsediyorlar. Yani 15 Ağustos'ta çağırmış ya Mısır, Katar, Amerika Birleşik Devletleri. Katar emiri de dün Ankara'daydı. Hani böyle bir masaya gelip eğer sen bu işte ateşkesi imzalarsan tamam İran da sana saldırmayacak mesela. Bir ateşkes şartıyla İran saldırıdan vazgeçer mi? İran üzerine tabii çok ağır bir baskı var. Bir de çok fazla konuştular, çok üstten konuştular. Yani herhalde bir cevap verecek ama nasıl verecek? Yani bundan geri adım atması, bir ateşkes imzaladı olur. Ne bekliyorsunuz? Saldırır mı, saldırmaz mı? Saldırırsa da nasıl saldırır? İran ve direniş cephesi. Şimdi size biraz farklı bir cevap vermeye çalışayım. Salih El Aruri Evet, biliyorsunuz 2 İsrail'in Ocak'ta. ilk ortadan kaldırdığı Hamas'ın en önemli Beyrut'ta. figürü, iki numarasıydı İki hatta. numarası. Kimdi? İsmail Haniye'nin halefiydi. Yani İsmail Haniye'ye bir şey olursa Hamas'ın başına o geçecekti. İlk önce Salih El Aruri ortadan kaldırıldı. Ardından İsmail Haniye ortadan kaldırıldı ve Yahya Sinwar başa geçti. Şimdi çok ilginç şekilde askerileşti yorumları yapılmakla birlikte Batı dünyasından ateşkesle ilgili çağrılarda hiçbir kesilme olmadı. Şimdi bu nasıl oluyor? Yani hani ateşkes artık çok zorlaştı, artık askerileşti, sahaya kaydı filan. İşin içerisinde başka bir şeyler var Sayın Hanım. Benim yakalayabildiğim kadarıyla şimdi İran Dışişleri Bakanı şu andaki Bakhari AFP'ye yani Ajans France Presse'e bir mülakat verdi, bir röportaj verdi ve orada bir cümle kullandı. Hata yapmamak için okuyacağım. Diyor ki mevcut kritik durumda bu seçim yani Yahya Sinwar'ın seçimi Hamas hareketine, Filistin'in kahraman ulusuna ve direniş eksenine umut, uyum, otorite ve zafer getiriyor diyor. Şimdi ben de soruyu tersten soruyorum. Yani bir uyum sorunu mu vardı Hamas'ın içerisinde? Ha, Bir evet. otorite sorunu mu vardı Hamas içerisinde? Bu önemli ama. Şimdi bakın bir şey söylüyor adam. Yani Tabii. buralardan yakalıyoruz zaten şifreleri. Tabii. Şimdi Haniye'nin ortadan Haniye ne dedi? Haniye dedi ki çocukları hayatını kaybettikten sonra ben dedi benim evlatlarımın kanı dedi Filistin halkının kanından kıymetli değil dedi. Tabii. Sonuna kadar dedi ateşkes için uğraşacağım dedi. Evet. Tabii. Ama bu ateşkes için uğraşta ne vardı? Kim vardı? Kimle yapıyordu bu işi? Türkiye ve Katar'la yapıyordu değil mi? Evet. Şimdi peki bu ateşkes içerisinde kim vardı başka? Yahya Sinwar yok muydu? Yahya Sinwar vardı hem de dibine kadar vardı. Tabii. Kimle vardı? Vekili üzerinden vardı. Vekilin adı da Halil El Yahya. Halil El Yahya üzerinden müzakereler yürüdü. Ama belli ki yani Yahya Sinwar'la Haniye arasında İran Dışişleri Bakanı'nın dile getirdiği bir uyumsuzluk, bir ortada boşluğu, bir umutsuzluk vardı. Şimdi diyor ki İran Dışişleri Bakanı bunlar ortadan kalktı. Kimle? Yahya Sinwar'la birlikte. Şimdi o zaman biz okumayı nasıl yapacağız? Bu çok önemli bir tespit Abdullah Temel abi. hocam doğru ya Evet. canım çıktı bunları yakalayabilmek için. Burada bunları günlerce okuyoruz. Ne Evet. oluyor ne bitiyor. Tabii. Şimdi mesele buralarda gizli. Evet. Şimdi ben açıkçası Türkiye ve Katar inisiyatifinin İran'a kaydığını Tabii. kaydırılmak istendiğini düşünüyorum. Şimdi müzakerelerdeki yani Yahya Sinwar üzerinden Yahya Sinwar toplantı yapılacağı zaman ne diyor? Diyor ki evet yanımızda değillerdi İran için. Ama yanımızdalardı diyor. Yani yelkenler İran eksene doğru kayıyor. Şimdi İran bu saldırıyı ve Hizbullah üzerinden bu saldırıyı niye yapmak üzerinden niye yapmak zorunda biliyor musunuz? Sadece Şii vekillerinin gazını almak için değil, Sünni vekillerinin gazını almak için de bu saldırı yapmak zorunda. Çünkü herkes İran'ı sorguluyor artık. Vekilleri sorguluyor. Sen nasıl patronsun? Tamam, topa bizi topun ağzına veriyorsun, kendi topa girmiyorsun. Aynen öyle. Şimdi
Herkes bu soruyu, yani biz soruyoruz zaten. En başından beri soruyoruz. Hatta bunda ilgili işlerimiz var ama asıl soruyu vekiller soruyor. Şimdi bu anlamda ne olacak? Şimdi tabii İran öyle hassas bir konumda ki şimdi bir saldırı yapmak zorunda. Niye? Egemenliğine tecavüz oldu. Toprak bütünlüğüne tecavüz oldu. İradesine, otoritesine, prestijine, kariyerine, İran'ı İran'da vurdular. Ha kimin üzerinden vurdular? Hani üzerinden vurdular ama İran'da vurdular. Şimdi bu bir. İkincisi vekilleri bu işe edecekler. Üçüncüsü bir de Mehdi öğretisi var. Şimdi doğumaların çarpıştığı bir mücadele var. Hep edilgen, hep tam siper. Şimdi buna yönelik bir saldırı formu geliştirmek zorunda ama saldırı formunu geliştirirken yapmış olduğu saldırının bedellerini de hesap etmek zorunda. Yani yapacağı saldırıyla yapacağı saldırıcının ödeyeceği sonuçlar arasında bir denge kurmak zorunda. Şimdi bunu arıyor İran. Bu saldırı formuyla ilgili bir şey arıyor. Yani başka bir açıdan sormamız gereken bir başlık var. Bu doğmayla ilgili olan kısmı. Sorunu yönetmeyi mi tercih edecek? Geçmişte yaptığı gibi. Hı hı. Sorunu çözmeye yönelik adımlar mı atacak? Bunun kararını vermek ateşten gömlek. Şimdi burada gerçeklerde doğumunun çarpıştığını, tenakuza düştüğünü görüyoruz. Bu noktada İran içindeki fundamentalistlerin, yani Şii fundamentalistlerin köktencilerin beklentilerine, evet köktencilerin, yani Şii siyasal doğmasının peşinde koşanların dediği mi olacak? Aynı İsrail'de işte şeyci arzı mevcut doğmanın peşinde koşanların dediği gibi, yoksa daha başka gerçekliğe uygun bir saldırı formu mu geliştirecekler? Bunu hep beraber göreceğiz. Sorun nereden kaynaklanıyor? Batı dünyası açısından, İsrail açısından da belirsizlik var. Belirsizlik yanlış anlaşılmayı beraberinde getirebilir. Getir, evet. Şimdi İran söylemiyor. Bitiriyorum. Bence bu da kritik bir cümle. İran söylemiyor. Yerini, zamanını, kimlerle yapacağını, hangi şekilde yapacağını ve hangi etkiyi amaçladığını söylemiyor. Şimdi bunu belli etmezse, yani alttan fısıldamaz, belli etmezse ve bu işi yaparsa, bu İsrail'in hazmedemeyeceği bir etki ortaya koyarsa maç çıkar. O maçın erken evresi, Lübnan evresi, ardından Suriye evresi, hatta İsrail'in istediği de bu aslında. Tabii ki. Fundamentalistlerin istediği de bu. Onlar ne istiyorlar? Savaşın başında ey Amerika diyorlar. Senin bizi savunman bize yetmez. Senin gücünü kullanarak bizim adımıza saldırman gerekir diyorlar. Şimdi bu eksende de F-22 Raptor'ların getirilmesini, Katar'ın üstünde 12 tanesi. F-22, ben de ona geçecektim. F-22 Raptor'lar hazır. Yani F-22'ler de... Geldi 12 tane. Evet, benim yani tane şu geldi. Hani Amerika'nın hep ben ne olursa olsun bizim izleyicilerimiz her konuya çok hakimler ama hatırlatmak için belki yeni kazandığımız izleyicilerimiz vardır. F-22 Raptor'lar Amerika'nın hiç kimseye satmadığı en üst model değil mi? Savaş uçağı. Sayın Ağar, ben bunları gönderdim, seni korumaya hazırım falan diyor F-22'lerle. F-22'lerin oraya gitmesi nasıl mesaj? Hayır, yani F-22'ler direkt saldırı uçağı sayılır. Bakın, yani. Bakın, F-22'ler dünyadaki bilinen en iyi uçak. Yani gerek vurucu kabiliyeti, gerek hayalet kabiliyeti, gerek istihbarat kabiliyeti, gerek keşif gözetleme kabiliyeti, gerekse görünmezlik kabiliyeti. Ve bir şey uçak, bu diğer etrafındaki ağı da diğer uçakları da yönetebilen, yönlendirebilen bir uçak. Şimdi böyle bir uçağı bölgeye gönderdim. F-35'ler var. Ben şunu sorguladım dedim. F-35'ler varken üstlerde, yani savaş uçakların, savaş gemilerinin tepesinde diğer uçaklar varken neden F-22'leri gönderdi? Bunun bir anlamı var. Askeri kabiliyet anlamında bir anlamı. Yani mesela millet diyor ki işte efendim işte şey yapmak için, bayrak dalgalandırmak için en iyi uçağımı gönderdim, İsrail destek verdiğini göstermek için. Bunların hepsi birer gerekçe. Ama bu bir kabiliyet geldi şimdi. Farklı bir kabiliyet geldi ve bu kabiliyet üzerinden Amerika Birleşik Devletleri neyin mesajını veriyor? Neyin cazibet mesajını veriyor? Şu koşullar gerçekleştirdiği zaman hangi etkiyi ortaya koyacağını mesajını veriyor? F-22'ler onunla ilgili bir şey. Yani İran'ı işgal ederim değil mi? Hani
Yok, İran'ı işgal edemez. Oralarda değiliz ama İran'ı vurur. Vurur. Yani bu İran'ın petrol diyorum. Yani. Uranyum ve nükleer kapasiteleri var. Zaten hep bunu istiyor. Netanyahu durup durup bu en son 25 Temmuz'daki kongre konuşmasında da ya işte orada onun kabiliyeti, biz öyle silahlar geliştirdik ki Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, burada söylemiyorum ama biliniyor ne olduğu, onları kullanırız. İşte İran'ın nükleer kapasitesi de biliniyor. 13-14 Nisan'da olduğu gibi ya işte tekrar düğmeye basarsa, bu sefer düğmeye bastığı nükleer olursa ne olacak? Hani değil mi? Bütün bunlarla en azından İran'ın çok ciddi bir kapasitesini, altyapısını yok etmeye yarayacak bu Raptor'lar. Ya gözdağı ya da buna niyet ettiler.